Dost bir vefa, felek bir rahim, devran bir sükun, dert çok, derman yok, düşman kavi, talip zebur. Dört bir yanda söndürülecek nifak ve çıkak ateşleri yandırmıyor. Hazreti Muhammed dünyasının dörtte üçü karanlıklar içinde bocalayıp duruyor. Nursuz, ışıksız, istikametsiz insanlık sağa sola gelip gidiyor, sağa tosluyor, sola tosluyor. Ve bu şerefli mekanlara mekin olabilecek irade insanlarını bekliyor. Ukba kendisine ait bir sürü çözülmesi gerekli olan meseleleriyle, dünya kendisine ait çözülmesi beklenen bir sürü meseleleriyle, gönüller kendilerine ait çözülmeyi bekleyen meseleleriyle irade insanlarını bekliyor. Şakası yok bu işin. Bedir'deki çalımla yola çıkılmazsa insan takılır, yolda kalır. Ölürken dahi gülerek işin üzerine gitmezse takılır, yolda kalır. Ok yağmurunu bir Nisan ayında semadan gelen baranı rahmet saymıyorsa takılır, yolda kalır. Yıldırmayacak kandan irinden deryalar, yıldırmayacak yolların saklılığı. Ne yapalım, talih kader bize gülmedi, yollar yıkıldı. Köprüler harap oldu, dolu yağdı, sel oldu, bahçeler bozuldu, bağlar viran oldu. Mazeret değil bunlar. Önemli olan mesele karanlıkta ışık cilvesi göstermek. Yoklukta varlık cilvesi göstermek. Allah Celle Celaluhu sizi teyit ediyor ya, yetmez mi? Resulullah sizin arkanızda, yetmez mi? Ruhaniler sizin arkanızda, yetmez mi? Siz bir devirde Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ile beklenen bir cemaatin ikinci bir devirde velilerin yardımında beklenen, bağışlayın, şu anda başka tabir aklıma gelmediği için onunla ifade edeceğim, o cemaatin tam şablonudur. Bu size yetmez mi? Yetmez mi ki Hazreti Muhammed'den bu yana gelen herkes sizi müjdeledi? Deccal'ın alevlerini söndürecek, küfrü, ilhadı ve inkarı tescüz edecek, nifakın, şikakın oyununu bozacak, kendini bozacak ve şu karanlıklara dur diyecek. Perde perde dünyayı saran karanlıklara dur diyecek. Benim okuduğum ayetten iki ayet hemen arkada. اَوْكَ ذُلُمَاتٍ ف۪ي بَرْبَحْرٍ لُجِّيٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِ مَوْجٍ سَحَابٌ ذُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. Korkunç bir derya. Deryada dalgalar alabildiğine amansız ve imansız. Ve bir tek dalga kıran yok. Siz elinizdeki yelkenlerinizle bu sonsuz deryada bir yere doğru yelken atmış gidiyorsunuz. Üst üste karanlık. Bir bulut, bulutun üstünde bir bulut daha. O kadar ki parmağınızı gözünüze götürseniz görmeyecek. İşte birkaç asırdan beri gelip üst üste yığılan bu karanlıklar, onlara adab-ı erkan öğretecek yiğitler bekliyor. Karanlığın kendini bozacak yiğitler bekliyor. Ona yeni bir yol, yeni bir yöntem öğretecek yiğitler bekliyor. Yolu beklenen o yiğitler, gelin siz olun. Siz olun, biz olalım. Allah'ın inayetinden beklenebilir. Uzak değildir. Uzak değildir.
karıncaya Firavun'un sarayını harap ettiren Allah'ın kudretinden uzak değildir. Koskocaman bir Nemrud'u bir sinekle, bir mikropla yere seren Allah'ın kudretinden uzak değildir. Çölde bitirdiği bir gülle bütün çölü gül bahçesi haline getiren Allah'ın kudretinden. Zaten siz o uzak olmayan şeyin emaresi bulunuyorsunuz. Ama iradelerinizi bir kere daha gözden geçirin. Güçlerinizi bir kere daha bileğinle gözden geçirin. Sizi bekleyen vazifeler adına bir kere daha hesaplarınızı gözden geçirin. Yeniden bir iş kuruyor gibi, iş adına fizibilitenizi yeniden bir kere daha gözden geçirin. Ve Allah'ın inayetiyle, Kur'an'ın sözüyle ifade edeyim. فَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ İşi düşünerek, görüşerek, üzerinde müşavereler açarak, meşveretle aydınlığa kavuşturarak, inceden ince elden geçiriniz. Bir kere de azmetti mi, Allah'a tevekkül olunur. Allah, iman ve Kur'an düşmanlarının hakkından gelecek ve kader sizin yürüdüğünüz yollara su serpecek. Çokları takılıp kalacaktır. Güçler ve kuvvetler bu maratonda takılıp kalacaktır. Ama umulmayan kimseler gidip ipi gözleyecektir. Beklenmedik şekilde. Çünkü bu iş onun kudretiyle şimdiye kadar hep beklenmedik şekilde zuhur etmiştir. Ben sizin tırmandığınız bu helazonda hav hav ederek arkanızdan tırmanıp dururken kasemle size teminat vereyim. Bu helazonda o kadar beklenmedik şeyler gördüm. Gözüm açıp bir gördüm. Size tarif eden bir felekler burcuna çıktım. Melekten merhaba gördüm. Bana hatta nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin. Bura mahrem makamıdır. Seni ehli vefa gördüm. Sizin içinizde çok şey gördüm. Öyle insanlar gördüm ki hak dostlarına henüz kapakları açılmamıştı. Zarfının üzeri bantlanmış gibi zarflar içinde size gelen insanlara şahit olun. Sürprizdir her tarafta. Çağlayanlar gibi çağlayıp giden şeyler. Dikkatle gözünüzü açsanız, etrafınızda cereyan eden hadiselere baksanız, dünü bugünle mukayese yapsanız, bu insanların çağlayanlar gibi akıp gittiğini siz de göreceksiniz. Görecek, geçmiş sürprizlerin çehresinde, ihsanların çehresinde biraz daha dişimizi sıkalım. Allah'ın inayetiyle şu nefse hoş gelmeyen nahoş şeylere karşı iradenin hakkını vererek dişimizi sıkalım. Ve nefsimizin hoşuna gittiği halde Allah'ın sevmediği, ülkeye, insanımıza ve dinimize de yararlı olmayan şeylere karşı da yine iradenin hakkını vererek dişimizi sıkalım. Ve dinde bunun adı mekruhata karşı, mekariha karşı dişini sıkmak. Dinde bunun adı sizin sevdiğiniz, cibilliyetiniz itibariyle zaaf gösterdiğiniz, istediğiniz halde Allah'ın istemediği şeylere karşı dişinizi sıkıp dayanmanız. Allah Resulü Cevamül Kelim'den deyip izah etmeye çalıştığım mübarek sözlerinden bir tanesinde bunu şöyle ifade buyuruyor. Ucibetin nar bil şehavat ve hucibetil cennetu bil makari. Fesadaka Resulullah. Hala anlayamadık. Buyuruyor Allah Resulü, cennet yolu dikenlidir. Cennet, cibilliyetinizin isyan edeceği şeylerle ihata edilmiştir.
Fıtratınıza ters şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Soğukta abdest almadan, hiç olmaz yerde namaz kılmaya kadar, en sıcak, en uzun günlerde, oruca sıvanmadan, bilmem nerede, nasıl maratona kalkmaya kadar, canınızın istemediği, cibilliyetinize, fıtratınıza ters, bir sürü işler yollara dizilmiş. Ve işte bu yol cennet yolu. Bu dikenli yol cennet yolu. Ve huffetil cennetü bil mekârih sözüyle anlatıyor. Din yolunda başınıza gelen şeylere katlanacaksınız, cennet yolu. Başınızda değirmen taşı çevrilecek, katlanacaksınız. Değirmen taşlarından buğday gibi geçirileceksiniz ama katlanacaksınız. Ambara gidecek un diye, yöreye gidecek kepek diye katlanacaksınız. Yer yer savrulacak havaya gideceksiniz ama katlanacaksınız. Kendiniz bozulacak, katlanacaksınız. Tekerleğinizin önüne taş çıkacak, katlanacaksınız. Tümsekler tümsekleri takip edecek, katlanacaksınız. Katlanacaksınız, zira cennet yolu bu. Eğer o işin başka bir yolu olsaydı, duası yere düşmeyen, ağzından çıkan lali güher gibi kelimelerle dua, daha ağzından çıkarken, arş-ı azamı ihtizaza getiren, titreyişe getiren, Hazreti Muhammed Mustafa o kolay yolu araştırırdı. Vaka kolayı araştırmıştı. O mübarek cennete, nimetlerinin derinliğinde o mübarek cennete göre çekilen şeyler yine azdır. 30'u uykuda geçen 60 senelik bir hayat sizden isteniyor. Her gün sadece bir saat isteniyor. Belli bazı saatlerinizi, dininizi ihyaya tahsis etmeniz isteniyor. Ve bunun karşılığında size bir ebedi mutluluk vaat ediliyor. Pazarlık budur. Pazarlığa canlar kurban olsun. Elin biri sizin elinizse uzattığınız el, öbür taraftan pazarlığa uzanan el Allah'ın elidir. Ve onu innallâhe şerâ minel mu'minîne enfusehum ve envâlehum ve enne lehumul cennet. Sözüyle Allah ifade etmektedir. Allah sizden satın almak istiyor. Uzatmış elini satın almak istiyor. Eliniz uzatmak uzatmaz mısınız? Böyle bir pazarlığa evet demez misiniz? Böyle bir peylemeye evet demez misiniz? Zararlı çıkacağınızdan endişeniz mi var? Allah'ın sizi aldatacağından endişeniz mi var? Uzatın elimizi. Elimizi uzatırken Allah'ım, canımız ve malımız da bu elimizdedir. Veriyoruz onu. Zira hiçbir şeyin kararında olmadığı şu dünyada onları korumak üstesinden geleceğimiz şeyler değildir. Onları sen koru, sen bakileştir ve baki bir surette bize iade eyle. Bu akıllılığın ifadesidir. Akıllılığını, rüştünü göstermişsizler. Bu akıllılığı yapacak, bu güzel, bu karlı ticarete de inşallah iştirak edecektir bahsedeyim. İrade insanları. Ama irade insanlığın yolunda hadisin mekarih dediği hoşuna gitmeyen bir sürü şey var. Ben müsaadenizle bugün o dikenli yoldan bir nebze bahisler açacağım. İradenin bir buğdu da diyebilirsiniz. Ve sonra yine Hazreti Muhbir-i Sadık buyuruyor. وَحُفَّتِ النَّارِ الشَّهَوَاتِ Cehenneme gelince onun yolu ve çevresi şehvetlerle, iştihalarla, şöhretlerle, makam duygularıyla, mansıp hisleriyle, bedeni arzularla, cismani isteklerle, dünya ile, dünya içinde Allah'a ait olmayan şeylerle, onlar da bu türlü alıp götürücü, götürüp batırıcı, girdaptan şeylerle dolatılmıştır. Takılır kalırsan,
kurtulma mümkün değildir. Cehennem yolunda şehvetler vardır. Allah Resulü buyuruyor. Cehennem yolunda şöhretler vardır. Cehennem yolunda maddi hazlar vardır. Cismani zevkler vardır. Yeme ve içmekte boğulan insanlar vardır. Bedeninin altında kalıp ezilen insanlar vardır. Öbür tarafta dikenler vardır. Ama o dikenlerin arkasında güller vardır. Beri tarafta güller vardır. Ama güllerin arkasında dikenler vardır. Makamlar vardır. Mansıplar vardır. Korkular dal kılıç köşe başlarını tutmuş beklemektedir. Şöhretler dal kılıç telli seyf etmiş yolları tutmuş beklemektedir. Şöhretler dal kılıç yolları tutmuş beklemektedir. Sizi dünyaya çağıracaklar. Size mansıp vaat edecekler. Sizi çeşitli kulüplere davet edecekler. Allah sizi kendine davet ederken bir şey isteyip bir şey verdiği gibi onlar da sizden bir şeyler isteyecek ve karşılığında bir şeyler verecekler. Size dünya verecekler. Size profesörlük verecekler. Size doçentlik verecekler. Size rütbe verecekler. Size yıldız verecekler. Ama kulübe kaydol diyecekler. Yolları kesecekler. Ayağınıza takılacaklar. Bu şeytandan tuzaklara takılıp kaldığınız zaman, yolu yeniden çevirip cennete döndürmeniz, cenneti bulmanız çok zor olacaktır. Vahdufetinler, şehavat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mümin, bilenmiş mümin, iradesine tam gücünü kazandırmış mümin, ruh gücüyle serfiraz mümin, kendini yiyin yiyin vazifenin beklediği bir dönemde o pısırıklı insan olamaz. Şehvet karşısında rükû eden insan olamaz. Şöhrete secde eden insan olamaz. Cismi karşısında eğilen insan olamaz. Makama mansıba terkürü eden insan olamaz. Karanlık dünya ışık ordusundan aydınlık bekliyor. Işık ordusu evvela irade bazında aydınlığa ermesi lazım. Evvela kendi kendini aydınlatması lazım. Ne yol cennet yoludur? Hangi yol zehir zemberek cehennem yoludur? Bunları çok iyi tefrik ve temyiz etmesi lazım. Ve sonra kararlı olması lazım. Tefrik ve temyiz etmesi sonra da kararlı olması lazım. Bin bir cefa gelse, bin bir gayri önünü kesse, bin bir bağışlayın zehir zemberek karşısına dikilse, sarsılmadan yoluna devam edeceğine kararlı olması lazım. Hazreti Sadık-ı Masdûk gibi. Zira bu ağır vazife, bu çetin vazife, bu yolun şanlı kahramanlarından, şanlı süvarisinden onun destanıydı. Ve onun çıkıra çıkıra, her harfine bir damla gözyaşı dökerek vücuda getirmeye çalışmıştı. Şanlı süvari, tıpkı atı gibi, çatlayıncaya kadar nasıl yolda ve nasıl koştuğunu bilemeden çatlayıncaya kadar koşan şanlı süvari. Müsaade eder misin? Mütekellim vahde zamiriyle söyleyeyim. Şanlı süvari. Belki Resulullah da sana öyle diyordu. Ama bunun hakkını vermeye çalış. Allah aşkına bunun hakkını vermeye çalış. Ben maratona çıktığınız yolun çok çetin olduğunu size anlatıyorum. Sizi bekleyen işler adına mesuliyet ve mükellefiyetinizin sınırlarını gözünüzün önüne sermek için bir dertli sinesi delik birisi olarak bir ahu elin olup, bir inilti bir çığlı olup huzurunuza geldim ve bu arada intizarımı dile getirdim. Bu
Onu da benim insanlığıma verin. 50 senelik bir türlü kabuk bağlamayan yarama verin. Zannediyorum sizin de o kadar yaranız var. Var. Hazreti Muhammed cemaati olup da yaralı olmamak mümkün değil. Var. Dinliyorsunuz. Geceler onun şahidi olsun. Ben de hakkınızda hüznü zannının şahidi olacağım. Bana o kadarcık, iki kelimecik konuşma fırsatı verin. Şahidi olacağım. Bilenin iradelerinizde, yolun çetinliğine rağmen, hadiseler karşısında pes etmeyin. Çokları bir miktar yürür de bu yolda, dönemecin birinde başlarına gelen şeylerle bıkar. Tedbir der, ihtiyat der, teyakkuz der, kenara çekilir. Etliye sütliye karışmazlar ve rahat ederler. Ama yol bu değildir. O böyle yapmamıştır. Onun yapmadığı şeyleri makul görmeden şeytandan Allah'a sığınıyor gibi Allah'a sığınır. O ihtiyat değil, irtidattır. O tedbir değil, geriye gitmektir. O teyakkuz değil, gaflete dalmaktır. Bin dönemeç karşınıza çıksa, sarsılmadan hep aynı şeyi söyleyeceksiniz. Bir güfte bestesini siz yapacaksınız. Çıktık dikenli yollara. Dönmemeye karar verdik geriye. Bestelenir mi bu bilemeyeceğim. Çok yakışıklı bir şey olmadı. Ama şu andaki hissiyatımın ifadesidir. Çıktık dikenli yollara. Söz verdik Allah'a. Geriye dönmeyeceğiz. Bizim bestemiz olsun. Dönersek kalleşir. Dönersek kalleşir. Söz verin. Ancak o zaman, ancak o zaman mesafelerin canını okuyacağız. Ancak o zaman yollar dürülecek. Ancak o zaman aşılmaz köprüler geçilecek. Ancak o zaman dağlar, dereler, tepeler, kemer ve seyubudiyet içinde bel kıracak, boyun bükecek, geç diyecek. Tepeler dümdüz olacak, dümdüz yerler pürüzsüz olacak. Ama azmetmek lazım. Feleğin vefasızlığına rağmen, semeğin vefasızlığına rağmen, dostun vefasızlığına rağmen, düşmanın tecavüzüne rağmen, süperlerin kinine, nefretine, gayzına rağmen, söz verecek ve dönmeyeceksin. Senin adın bu dönmeyen. Senin içinde dönenlere hakkı ayak tanımadılar. Sen olduktan sonra dönenin adı mürtet. Mürtet. Men yertedde minkum an din. Fesevfe yetillâhu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbûnehum. Gözüne kurban oldum. Gel o cemaat sen ol. يحبهم ويحبونه الله onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyorlar. Allah onları seviyor, hayır, onlar da Allah'ın delisi, Resulullah'ın delisi, Kur'an'ın delisi. من يرتد منكم, dönerseniz Allah diyor ki sizi de işe yaramayan eski üskü bir fani bir elbise gibi alır, bir kenara koyun. Başa geçirilebilecek yeni bir elbise getiririm ben. Yeni bir urva koyun. Yeni bir tip, yeni bir stil, yeni bir ruh, yeni bir mana. Muhammed-i imana. Vasfı. Bunlar Allah'ı severler. Allah da onları sever.
yüzü yerde derler. Mahviyet içinde, mütevazi, tevazu kanatları yerlere kadar inik. Küfre karşı burunları bulutlar kadar dik. Tevazu kanatları imana ve mümine karşı yerlere kadar inik. Burunları küfre karşı bulutlar gibi dimdik. Öyle bir cemaat getiririm diyor. Eskiyi kenara atarım. Ben Aziz Ceffar'ım. Yeniyi getir yerine koyun. Mücahidûne fî sebîlillâh ve lâ yehvâfûne levmete lâim. Yolun delisi, yolumun delisi yola çıkar ve mücadele ederler. Kınayacaklarmış, alaya alacaklarmış, istihza edeceklermiş, kale bile almazlar. Umurlarında değildir. Vicdanlarınızla kalibrasyon yapıp yerinizin gerçekten burada olduğunu inşallah tayin etmişsinizdir. Ben tembih edinceye kadar belki yerinize dönüp bakmamıştınız. Ama ayetin ortaya koyduğu kıstaslarla siz de vicdanınızı kalibre edin. Frekasta doğru sesini bulmaya çalışın. Ve zannediyorum o ses dalga dalga gidecek. Men yerkedden sonraki o dört cümlecik içinde sizin hakikatinizi, düşünce hakikatinizi, ruh hakikatinizi, mana hakikatinizi, soluk soluk vicdanınızı üfleyecektir. Evet, buyur. Evet, biz oyuz. Serlevha yaptığım ayette onu ifade ediyordu. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Allah'ı anmadan, Allah için olmadan çarşı pazar ve ticaret, dünya malı menal, makam mansıp hiçbir şey onlara alıkoyamaz. O yiğitleri bu nur ayetinden bir ayet atlayarak gelen üçüncü ayet, nur ayeti sizin dünyanızla alakalı bir ayet. Onun altındaki ikinci ayet, fi büyütin ezinallah. Mabetler kapanabilir, mescitlere giden yolları pas tutabilir, o kapılarda da paslı kilitler bulunabilir. Ama bir kısım evler olacak, her şeye rağmen apaçık devam edecek. Allah'tan izin var o evlere. Fî biyûtine binallah. Ferman var. Açık olacak o evler. Mescit haline getirilen evler. İnanmış başların içinde secde ettiği evler. İnanmış sinelerin Allah diye inlediği evler. Mescidin fonksiyonunu eda eden evler. Nur ayeti. Ev ayeti. Evler ayeti ve sonra erler ayeti, yiğitler ayeti peşi peşine. Ricalun la tulhihim, erler. Size demiştim, tamamı hepsinde yok. Kalk yiğitim uykudan, kalk ibarımdan alan. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bayunan zikrillah ve ikamis salah. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّمُ فِي فَقُرُهُ وَنَفْسُهُ. Onlar hesaplarını şeye bağlamışlar. Gözlerin ve kalplerin döneceği o günden çok korkuyorlar. Hesaptan, Allah'ın azametinden, sırattan, defterlerin uçuşmasından, kefelerin birinden birinin ağır basmasından, bütün hesaplarını oraya bağlamışlar. Ve gözleri dönmüş, bakışları bulanmış, başları dönüyor, kalplerinde burkuntu. İşleri bu zaviyeden ele aldıklarından ötürü hiçbir şey onları vazifelerinden alıkoymaz ki. Bakışları başka, zaviyeleri başka, değerlendirmeleri başka, ölçüleri başka. Siz başkasınız. Gelin bu başkalardan olun.
Hani Allah'ın sizi siler, yerinize başkalarını getirir dediği, işte o başkalardan olun. اِنْ يَشَّهْ يُذْهِبْكُمْ وَيَعْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ Dilerse sizi götürür, solmayan, hörsümeyen, yaprak dökmeyen, hazan mevsiminde bile çamlar ve çınarlar gibi yemyeşil salınıp duran birini getirir.